Parkour je kurtvo, sjevo kuin srho, a šmjeliče vanilja, a videlica mertvis, losi vahe, lova hori, cuk morzoli, je vrndrej na kjerke suk pan. I par cun sa sudo, el vir hava od joni, marti gađu, joni je mordno, joni je si par cun sor jan je sen, as man me vodne, kës vez je, obem kës ke, sos no vani të vers ke, je vjer vir hakanem kës hara, vodem kës ke, so hara, Den basen mezi parasto der taka vor sukje gai nas lasje vai amena kaufen je por ti hor mi azi Gupna gin diroch dan mech anon kavidena bes bile ordnan kes Vorkan Siriliye kupna garan der zoru tünnerut kup kavitnerut gitsanga gupapaki hokis Bogos arak gelin, tesavoli getsinleri nubuvat araçin tuhtene ays intertvazı. Çe muzer yekpayna, bor dıket ıllak nınçetsiyan nerun masi. Bor besi, çıdırtmik inç bes urişnere, boron uyuz çuni. Çok değerli bir sanatçı. Tiyatromuzda çok önemli katkıları var. Çok değerli bir arkadaşımız. Işıklar içinde yatsın. Yani artık bizim kuşak yavaş yavaş vedalaşmaya başladı. Bizim yaşatıyordu. Sansızlık tabii daha yapacağı işler var. Çalışmaları vardı şu anda bildiğim. Hatta bir senaryo üstüne çalışıyordu. Hayatım. Siz ne söylemek istersiniz? Programı çalışmak istersiniz. Çok acı duyuyorum. Çok zarif, çok kibar. Çok önemli bir insan olarak çok önemli bir insandı. Oyuncu olarak da çok çok değerliydi. Bizde ondan çalışmak bir ayrıcalıktı. Çok iyi yetişmiş bir oyuncuydu. Etik değerleri vardı. Yani ülkemiz çok değerli bir yurttaşını kaybetti. Biz de arkadaşlar olarak, meslektaşlar olarak lüksüz olduk bir kez daha. Maalesef çok çabuk unutuyoruz her şeyi. Yani birçok insan onun aslında ya başka çok değerli tiyatrolarda verdiği emeği unuttu. Sadece dizilerden hatırlıyor. Bu biraz acı bizim için. Onun dışında dediğim gibi bir kimliği çalışırken insanı çok rahatlatan değil mi? Çok iyi bir oyuncuydu. Onu yüreğimizde yaşadık. Tiyatromuzun altın çağının
en parlak kahramanlarından. Evet. Tekrar başını sağ olun. Hepimizi. Başlıyormuş. Hazır mıyız? Evet, Altan Bey başımız sağ olsun. Önemli bir oyuncu. Rahman abi, neler söylemek istersiniz? Bizim için oyuncu değil, bizim için abi, usta, hayatı anlatan, dert olan, sıkıntılı günlerimizin yaşıyor kaynağı. Çünkü dostu buluyoruz, büyüğümüz ama dost gibi bizi bu derece yaşımızla, duygularımızla aynı seviyeye verilen, bizde kardeş olabilecek kadar çocuk kalpli bir insan. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda uzun yıllar emeği olan tiyatro için gözlerini kazada Asaf Çiğdepe'nin rahmetli olduğu, tiyatro şehidi olduğu kazada İslamiye'de gözlerini kazada Abdülhül gibi kenara bırakmışlar. İki gün sonra. Evet, tekrar bir çoban gelmiş oradan. Hareket ediyor, gazetenin altındaki inşaatı sunuyor. Alıyorlar, İrfan Kanser Hava Kuvvetleri Komutanı. Sahiye, sıra bize yola uçak gönderiyor. Türkiye Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri. O yaralıları alıyorlar, Ankara'ya getiriyorlar. Ve yılmadan devam etti. Dana tiyatroya, bizlere abi olmaya, hoca olmaya, aslında seyirciye ışık saçmaya. Son yıllarında tabii vefasız bir toplum olduğumuz için onun bu tiyatro sanatına verdiği hizmetleri falan kimse bu kadar bilmezdi. Dizideki Aşk-ı Memnu'daki karakteriyle anılıyor. Olsun, o da bir anlam katıyor hayata. Üzünlü bir veda. Hocamıza, abimize, ustamıza, dostumuza. Başınız sağ olun. Başınız sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Bir saniye. Hazırız. Hiç kapatmayın. Evet. Kezmi Bey. Sevgili kardeşimiz Rana'yı kaybettik. Çok acılıyız, çok üzüntülüyoruz. Benim ustam, hocam, iş arkadaşım, her şeyi. Toprağa balasın ya. Sen başın sağ olsun. Tamam. Kayıttayız. Evet, Talat Bey başınız sağ olsun. Önemli bir tiyatrocu. Biraz kaldır. Önemli bir oyuncu. Kaldır. Neler söylemek istersiniz Rahman? Benim ustamdı, hocamdı. 5 yıl aynı sahneyi paylaştığım oyuncu arkadaşım. Çok üzgünüm gerçekten. Acıda çok kızgınım. Nedeni de şu. Meslek nasıl söylenir ama meslek haklarımızın olmadığı, sosyal güvencemizin olmadığı bir sistem bizi eritiyor. Hı. Ekonomik koşulsuzluklardan ötürü de var olan vücudumuzdaki yetersizlik bizi hasta ediyor. Ya bir hastane köşesinde hayatımızı kaybediyoruz. Ya da evimizde ölüm oluyorlar. Bu çok acımasız bir şey. Ama bir duyarlı yapımcı, duyduğum kadarıyla Kerem Çağatay, onun tedavisi için iyi bir hastanede yatırıyor. Ama herkesin bu kadar duyarlı olmasını bekleyemezsiniz. Yani iyi bir şans ki Rana Cevaplar, Rana abi bu şansı yakalamış. İyi aktör olduğu için, iyi insan olduğu için. Diğer taraftan da
İki gündür ölüm haberinin üstüne yani mezhep ayrımcılığı, ırk ayrımcılığı yapılıyor. Yani ne kadar acımasız bu troller var olan değerleri değersiz kılmak için, itibarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu çok üzücü ya. Yani çok üzgünüm ve aynı zamanda çok kızgınım. Ben kursiyer olduğum dönemde Rana abi beni sahneye çıkarmıştı. Daha sahneye ilk adımım ve bana demişti ki vücudunu ikiye ayır, bir tarafın mutlu, bir tarafın mutsuz olsun demişti. Elimden geleni yapmaya çalışmıştım ama şu anda gerçekten de bir tarafım çok mutsuz. Başın sağ olsun, çok teşekkür ederim. Sağ Sur betvor nasi sun tajme hor hor yasne.